Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasından sonra vatandaşlar sevdiklerinin ve kendi hayatlarını korumak amacıyla maske takmaya başladılar. Maske tüketimi ve satışı bir hayli artınca stoklar tükendi ve maskeler kara borsaya düştü. 8 yıldır Çanakkale'de tekstil işiyle uğraşan Emel Kabakçıoğlu kendisine gelen yoğun talep karşısında maske üretimine başladı. 4 kişilik bir atölyede günde 700 maske üretimini sürdüren atölye şu sıralar Çanakkale'de çok sayıda sipariş alır hale geldi. Emel Kabakçıoğlu 8 yıldır tekstil alanında iş yapıyorum. Önce küçük bir dükkanla başladım. Bir sene sonra buraya geçtim. Buraya geçmemizle birlikte ürün portföyümüz bir hayli genişledi dedi. Son dönemde yaşanan talihsiz gelişmelerden sonra son 2 aydır belki özellikle İstanbul'dan, toptancılarımdan birçok yerden teklifler geldi. Ancak bu kara borsa olayından dolayı ben hep uzak kaldım. Var olan bir işim vardı zaten devam eden. O yüzden hiç bulaşmak istemedim. Ancak gün geçtikçe maalesef sayılar arttıkça, oranlar arttıkça ve Türkiye'de sıçrayınca bu iş biraz daha önemli hale gelmeye başladı. Ve hastanelerden, özel bakım merkezlerinden talepler gelmeye başladı. Özellikle tek kullanımlık maskelerin yetersiz kaldığı, üretime yetişilmediği konusunda. Ve bunu hani çok kullanımlık, Emel Hanım siz yaparsınız bu işi, güzel de yaparsınız şeklinde. Hastanelerden böyle bir talep ve rica gelince dedim hadi bir deneyeyim. Hani sizin madem ki böyle bir ihtiyacınız var ben size yardımcı olayım şeklinde başladık. Yıkanabilir ürünler özellikle çamaşır suyuna sokulabilir. Ve şu anda hastanelere gönderilen, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen maskelerin bir zaman sonra yetersiz olacağı konusunda. O yüzden şimdiden tedbir almaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Bunu da kendi devlet hastaneleri kendi içlerinde halletmeye çalışıyor. Özellikle sağlık personeli kendisi için ve yakınları, ailesi, çevresi için yıkanabilir, elinin altında bulunacak maske ihtiyacını, taleplerini bana ilettiler. Biz de böyle bir işe başladık. Talep çok fazla yoğun. Bir şekilde biz bu talebi gerçekleştirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Şu anda personelim az. Günde 500-700 o civarlarda. Gelen taleplere eğer ki yetişemezsem dediğim gibi bu çok yeni ve sıcak bir gelişme. Eğer ki yetişilmezse tabii ki daha fazla personelle bu işi daha da büyütüp ihtiyacı karşılamak yoluna gidilebilir.